Sevgili arkadaşlar, kıymetli takipçilerim, bugün de Ceyhan Kurtkulağı Mahallesi Kurtkulağı Kervansarayı'ndayız. Osmanlı döneminde inşa edilen 1700 yıllara ait bu kervansarayı gezeceğiz. Sizler için göreceğiz, tanıtacağız. Elimizden geldiği kadar bir tarihi bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Ve yavaş yavaş tarihi mekana doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Oldukça gizemli, tarih kokan bir mekandayız değerli arkadaşlar. Kendimi şu anda Osmanlı döneminde hissettim. Çok sağlam bir yapı. Kalın duvarları, ince işçiliği, mükemmel bir yapı. Kurtkulağı Kervansarayı 1659'da Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmış olup mimarı Mehmet Ağa'dır. Adana-Halep kervan yolu üzerindeki Kurtkulağı menzilinde bulunan kervansaray bir Osmanlı menzil hanıdır. Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan 4. Murat'ın Bağdat seferlerinde de kullandıkları bir yoldur. Üstelik Kanuni Sultan Süleyman ordugahını buraya kurmuş, sonrası da Payas yönünde ilerlemiştir. Evliya Çelebi de Payas üzerinden Şam'a geçmeden
önce Kurt Kulağı menzilinde konaklamış ve seyahatnamesinde buradan bahsetmiştir. Kurt Kulağı Kervansarayı bir menzil hanıdır. Menzil hanları şehir hanlarından farklı olarak ulaşım yolları üzerinde inşa edilen, aynı zamanda haberleşme içinde kullanılan, dolayısıyla o dönemin posta işletmesi görevini de üstlenen yapılardır. Kurt Kulağı Kervansarayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 yılında restore edilerek turizme kazandırılmıştır. Evet değerli takipçilerim, Kurt Kulağı Kervansarayı'nı gezdik, gördük, için dışına baktık. Tarihi bilgi noktasında Kurt Kulağı Mahallesi'nde, yani eskiden köydü, beldeydi, belediyelikti. Şimdi mahalle Kurt Kulağı Mahallesi'nde doğup büyüyen, yaşayan, buranın geçmişini gayet iyi bilen akil bir insan Veli kardeşimizle beraberiz. Veli kardeşim şimdi bize bu Kurt Kulağı'nın, Kurt Kulağı Kervansarayı'nın tarihi hakkında bize bildiklerini aktaracak. Evet Veli kardeşim, mikrofon sende. Beldemiz Kurt Kulağı, Ceyhan'la Yumurtalık arasında bin Hakim Tepe üzerinde kurulmuş bir yerleşim yeri. Burası Osmanlı zamanında, İşte nasıl desem, Güneydoğu ve Kuzeybatı istikametinde Gülek Boğazı'ndan Belengedi arasında yolu kat etmek için Arap topraklarına o güzergahta yapılmış menzil hanlarından bir tanesi Kurt Kulağı Kervansarayı. Kurt Kulağı'nın yerleşim yeri milattan önce 300 yıllarına kadar gittiğini biliyorum ben. Çevrede bunu kanıtlayan kalıntılar, kaya mezarları falan da mevcut. İşte bu kervansarayı da dediğimiz gibi bu menzil hanlar zincirinin bir parçası. Gülek Boğazı'ndan çıkan kervanlar buradan Arap topraklarına geçerken bu güzergahı kullanıyorlar. Atlı ve yaya birer günlük yol aralığında
Gülek'te, Adana'da, Tarsus'ta, Misis'te, Kurt Kulağı'nda, sonra Hatay Payas ilçesinde, oradan Kırıkhan üzeri Halep'e doğru geçen, İpek, Halep yolu olarak da bilinen bir güzergah. İpek yolu mu? İpek yolu değil, hac ve ticaret yolu. Zaman zaman Osmanlı ordusu da bu güzergahı kullanmış seferlere çıkarken. Misis'te konakladığı biliniyor Osmanlı ordusunun. Evet. Daha sonra Payas Kalesi'nde konakladığı, orası çok daha büyük bir yer Payas Kalesi. Sokulu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış olduğunu biliyorum ben. Evet. Bir külliye, hanı, hamamı, camisi falan mevcut. Evet. Bizim cami ve kervansaraydan oluşuyor. Kervansarayımızın yapılış tarihi camiden daha sonra. Camimiz 1602 tarihli. Kervansarayımız da 1659 tarihli. Tarihinde yapılmış. Ben Hüseyin Paşa diye birinin yaptırdığını ve mimarının Mehmet Ağa olduğunu biliyorum kervansarayın. Evet. Söylediğimiz gibi işte bir menzil hanı. Camimiz de daha önceki şeylerde, bir de camimizle kervansarayımın arasında çeşmemiz var. Tahmin edilen o çeşmenin daha eski olduğu söylenmekte. Zira benim bildiğim camimizin orijinal yapılış tarihinden kalma bir şadırvanı yok. Evet. Buranın şadırvanı olarak kullanıldığı söyleniyor. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Bele kardeşim, ederim. Allah razı olsun. Camimiz hala kullanılıyor. Gayet kullanışlı, sağlam. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. O da bir ufak restorasyon gördü. Evet değerli arkadaşlar, Kurtkulağı Kervansarayımızı gezdik. Size elimizden geldiği kadar tarihi bilgisini aktarmaya çalıştık. Sürçülisan isek affola. Bir başka videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.